Şimdi bir de en önemli endişelerden bir tanesi tamam biz Marmara Denizi'nde bu problemle boğuşuyoruz ancak acaba bu biraz daha aşağı Ege Denizi'ne doğru sıçrayacak mı? Uzmanlara göre bu düşük bir ihtimal ama Salya yerine başka istilalar olabilir. Size iklim mi dedi bütün sanayinizi oraya kurun diye? Size iklim mi söyledi bütün e, atıklarınızı hiç arıtmadan oraya atın diye? Marmara'daki deniz salyası istilasını küresel ısınmaya bağlayanları bu sözlerle eleştirdi. Ege'yi bekleyen tehlike için de uyardı. Ege Denizi'nde bu risk yok. Çünkü Ege Denizi'nde böyle ağır sanayi yok. Ama 8-10 yılda bir gözleniyor bunlar. Ama yavaş yavaş sıklaşmaya başlıyor. Nüfus arttıkça İzmir çevresinde bu olaylar artmaya başlıyor. İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nden Profesör Doğan Yaşar, Marmara'nın ardından Kuzey Ege'de görülen deniz salyasının Ege'ye yayılmayacağı görüşünde. O canlının sevdiği ortam değil Ege'deki ortam. Sıcak su ve e, besleyici elementle beraber bunları sayı 2 milyonlara çıkar. Bu nedenle bu deniz salyalarını görüyoruz. Ancak iyimser bakmamak gerek. Ege'de deniz salyası olmasa da başka tür deniz canlıları üreyebilir. Geçen hafta Ildır'da vardı plankton patlaması. Günlük e, güllük de oluyor plankton patlaması. Edremit Körfezi'nde oluyor. Bütün Ege kıyıları artık tehlike altında.